Eylül, bekler misin? Babanı suçlayıp, lafını söyleyip sonra da böyle kaçamazsın Eylül. Affedemiyorum onu. Ama bunun için çabalamıyorsun bile. Yüzüne baktıkça bana çektirdikleri beni sokağa atışı geliyor sadece aklıma. Eylül, onu affedebilmen için önce dinlemen lazım. Böyle bir şey olmayacak. İnsanlar değişemez. Sen de değişemezsin, ben de değişemem. Kimse değişemez. Şu an seninle tartışacak gücüm yok gerçekten. Senin derdin bu Eylül. Şu anda babandan kaçtığın gibi her şeyden kaçıyorsun. Kaçmıyorum. Dün gece de bana yaptın. Ne demek istiyorsun? Eylül, elimi tutan sendin. Ama ben bunu ne zaman bir adım ileri taşıyıp, sana sarılıp, seni öpmek istesem koşarak kaçıyorsun. Öyle bir şey yapmadım. Bugün babana yaptın da buydu. Onu iyileştirmek için elinden geleni yaptın. Sonra adam sana bir adım atıp yaklaşmak istediğinde de arkana döndün. O adam benim sevgili babam yani. Kendi annesinin ölümünü örtbas etti. Sen dahil kimse bana onu affet diyemez. Kendi annesini sattı ya o. Hem de 3 kuruşluk paraya susturuldu, göz yumdu. Evet, haklısın. Ama bu öfke en çok sana zarar veriyor Eylül. Umurumda bile değil. Hani bana soruyorsun ya beni seviyor musun diye. Evet, aşığım sana. Bu hayattaki her şeyden, herkesten çok seviyorum belki seni. Kendimden bile. Ama sen böyle bir şey yapsan, seni de affetmem. O yüzden bir daha sakın bana onu affet deme. Bu durum benim çok hoşuma gitmeye başladı, biliyor musun? Farkındayım. Aile gibi olduk ya. Biz şu nikah işini hemen hızlandırsam mı? Ne diyorsun? Hemen yarın kıyalım diyorum ben. Oldu. Ne oldu? Ne olacak? Yüzüklerimiz var. Gelinliğimiz de var. Tamam işte. Ah be Eylül. Öyle korktum ki. Hastanede elim kolum bağlı çaresizce seni beklerken... Bir an sensiz bir hayatı düşündüm. Düşünmesi bile o kadar kötü ki. Ben hep senin yanında olacağım, tamam mı? Sen hep benim yanımda ol. Hep birlikte olalım. Biz olalım. Çok seviyorum ben seni Eylül. İyi ki varsın. Ama daha fazla üşümemek lazım, değil mi? Evet. Geç bakalım. Aa, benim telefonum nerede? Sen almadın. Arabada unuttum galiba. Sen gir, ben hemen geliyorum. Tamam? Ali! Ali! Evet. Diğer bankadaki hesabımın da aynı şekilde aktarılmasını istiyorum. Ali! Uyandırdın mı? Özür dilerim. Nereden geliyorsun? Biri tekrar bir hata yapacaktı, onu engelledim. Kim? Nazlıysa... Nazlı mı? O fotoğrafın hikayesini biliyorum. Omuz anlattı. Benim takıldığım bir şey değil. Benim de. Nazlı benim için o kadar önemsiz ki. Ben genç bir meslektaşımıza yardım ettim. Kime? Babanın ameliyatındaki doktora. Niye böyle bir şey yaptın? Bir başka babanın hayatını kurtarabilmek için. Sizden çok seviyorum. Bunu sakın unutma, olur mu? Ne olursa olsun senden hiç vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim de. Bir şeyleri mahvetsem bile sen bunu unutma, bana yeter. Yine tam zamanında. Aralık kapılardan sızmasını iyi bilirim. Bana mıydı bu laf? Sana bütün kapılarım her zaman sonuna kadar açık, biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Benim zaten lafım asansöre. Ne kadar güzel olmuşsun böyle bu sabah. Şöyle giyinip çıktım. Öyle giyinip çıktın ama öyle böyle yakışmamış yani. Böyle botlar, çanta filan. Bayağı uyumlu olmuş. Çok güzel olmuşsun. Dün yemekten sonra aramadım. Yani beklediğimden değil de öyle demiştin galiba. Galiba. Hı. Beklemedin yani. Peki. Dün gece çok zor, uzun ve beklenmedik olayların olduğu bir yemekti. Gece eve de gidemedim zaten. Ama bunu böyle ayaküstü konuşmayalım, olur mu? Bu güzeller güzeli kadınla baş başa oturup anlatmayı tercih ederim. Sen bilirsin. Aslında benim de seninle konuşmak istediğim bir şey vardı. Ha. Niye durduk ki bu asansör şimdi? Ben de basmadım. Bu asansörü biz bozduk, biliyor musun? Gerçekten. Öyle istediğin zaman bastırdır, bastırdır. Olur mu böyle şey için? Hadi. Ha. Çalıştı. Sen bir şey konuşmak istiyordun. Yok öyle. Şimdi ayaküstü. Senin de dediğin gibi sonra şey yaparız. Tamam. O zaman işleri bitiriyoruz. Sonra baş başa oturup konuşuyoruz, tamam? O ayakta spor yapmaya gelmedin herhalde. Sen ne kadar inatçısın böyle ya. Ayağımda bir şey yok, iyiyim ben. Hala insanları dövdüğünü duydum. Hastanede efsane olmuştun. Nasıl yaptığımı merak ettiğin için mi geldin? Hayır. Daha önemli bir şey için geldim ve bundan derhal kurtulmam gerekiyor. Neymiş o? Neden sürekli beni evli bir adam yapıp duruyorsun? Ben yapmadım herhalde, senin seçimindi. Evet. Bu sefer gerçekten son karar. Değişmişsin. Neden? Eskiden kimseyi dinlemezdin. Şimdi kim ne derse inanıyorsun. Ben evli değilim. Sevgilim de yok. İyi. İyi. Bu kadar mı? Ne diyeyim, iyi. Bu kadar. Gidiyorum ben, işim var. Hiçbir yere gidemez. İzin vermiyorum. Kendime bir söz verdim, biliyor musun? Neymiş o söz? Eğer bir daha gidersen seni böyle sımsıkı tutacağım ve bırakmayacağım. Bana öyle bakma. Ayrıca senden bir daha dayak da yemeyeceğim. Anlayacaklar. Ah. İki İkimize karşı bu dünya. Kesme. Canımı acıtıyorsun. Ayağımı ağrıttın, ayağımı. Ha, şimdi acıdı öyle mi? Bana testi bırakayım. Aa, hemen pes edilir mi? He? Bana dokunma. İkimize karşı bu dünya. Pes mi? Ne kadar meraklısın böyle pes ettirmeye. Aa. Pes mi dedim? Tamam. Tamam. Benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Beni aşkla aldatma. Gerçeklere kapatma. Böyle kırık da bakma. Beni daha da ağlatma. Bu hayatta bizi böyle yakamı. O kadının ölümünde bir şekilde hepimiz sorumluyuz. Ama bunu bilmesi hiç kimseyi geri getirmeyecek. Nereye gidiyoruz? Her şeyin başladığı yere. Marmaris'e mi? Orada sana anlatmam gereken bir şey var. Ben de sana gelecektim. Önce ben geldim ama. Tabii ki önce sen. Hızlı olan kazanır, yapacak bir şey yok. Sen de artık merak etme beni. İyiyim, tamam mı? Sen hep iyi ol. Ama bak. Bu benim. Evet. Eylül, benim sana söylemem gereken önemli bir şey var. Biliyorum, Marmaris'te söyleyecektin. Hatta ne söyleyeceğini de biliyorum. Ve bu kutuda ne olduğunu da. Öyle mi? Evet. Evet derken? İşte yarım kalan evlenme teklifini kabul ediyorum. Ama tamam. Burada böyle olmaz. Burada yapmayalım. Marmaris'e gideceğiz. Her şeyin başladığı yere. Bunu da alıyorum. Eylül. Beni sevmekten hiç vazgeçme, olur mu? Sen de bir daha hiç üzülme, tamam mı?